heyecan ve enerji kaynağı. Çok kıymetli milli görüş gençliğini en içten duygularımla selamlıyorum. Bu mevcut iktidar Batı ile arası iyi olmadığı için yeteri kadar borç alamıyor. Ben çok daha hızlı, çok daha düşük faizle borç alacağım, böyle yöneteceğim. Borçtan, faizden başka bir şey söylediğiniz yok. Bunlar mı ekonomiyi düzeltecekler Allah aşkına? Bir tane Amerikalı danışman bulmuş Rifkin diye, yöneticisi olduğu bankayı batıran bir adam. Dünya nüfusunu azaltmamız gerekir diyen küreselcilerin bir adamı. Bu Rifkin'e danışacak, bu ithal danışmana, bununla sözüm ona ekonomiyi düzeltecek. Ekonomiyi düzeltecek olsanız önce kendi belediyelerinizde düzeltirdin. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor. %10.70 yıllık faizle dolar borçlanıyor. O dolar borcunun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak İstanbul halkından çıkarıyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz yapacağım diyordu. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar ulaşıma %200'den fazla zam yaptı. Borç, faiz, zam ekonomisini uyguluyorsun işte. Merkezi hükümete gelsen gene aynısını yapacaksın. Geçmişin belli, referansın belli, daha önce iktidar olduğunda yaptığın belli. CHP'nin zihniyetiyle ekonominin düze çıktığı bu ülke tarihinde daha önce hiçbir zaman görülmemiş. Ekonomi nasıl düzelecek? İnşallah yeniden Refah Partimizin AK Parti ile yapmış olduğu mutabakattaki ekonomiyle ilgili milli görüş prensiplerinin maddelerinin uygulanmasıyla düzelecek inşallah. Faizden kurtularak, israftan kurtularak, borç yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek. Bu kaynakları ve bu tasarrufları önce millet anlayışıyla dar gelirliye millete aktararak yeniden Refah Partimizin 81 ilimize 681 refah projesini hayata geçirerek, işsiz gencimize iş bularak, üreterek, ihraç ederek, dış ticaret açığımızı kapatarak, ancak bu milli görüş prensiplerinin mutabakat maddelerinin uygulanmasıyla ekonomi düze çıkabilir. CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin zihniyetiyle bu ekonomi düze çıkmaz. Bunu da ifade ettikten sonra diyorum ki inşallah yeniden Refah Partimiz tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle milli görüşü 14 Mayıs'ta meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Meclise taşıyacak. Aynen 91 yılında merhum Erbakan hocamızın yapmış olduğu, ittifakta olduğu gibi inançlı kadrolar omuz omuza şiarıyla yola çıktık ve inşallah aynen 91'de o ittifakla Erbakan hocamızın milli görüşü meclise taşıması gibi biz de bu seçimlerde bu ittifak vesilesiyle milli görüşü yeniden Refah Partimizi meclise taşıyacağız. Milletimizin sesi ve temsilcisi olacağız mecliste inşallah. Teşekkür ediyoruz. Müstakbel milli